Var hocam. Kaptan çevirsiniz. Pardon. Güzel mi? Amir. Bugünkü amir mi? Tamam, memnun olduk. Biz her gün değişik birini görüyoruz, tanımıyoruz. Tanışalım. Biz değişiyoruz. Tamam, yani. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mert Taner hocamızla Kariye'deyiz. Sizlere buradan canlı yayın aktaracağım. O zaman benim gibi kaba parmaklı biri ya da senin gibi bazen narin parmaklı biri de bunları oraya monte edebilir mi değil. O zaman iki tane usul var. Bazı kaynaklarda ki child labor yani çocuk işçiliği kullanılıyor. Bazı kaynaklarda tweezer yani şu bizim cımbız bir aletle bu parçaları teker teker oralara uygulandığını söylüyor. Bu yüzden elimizde iki tane bu bilgi var. Şimdi bu teknik özellik. Yalnız doğadaki taşlardan biz her zaman istediğimiz renkleri bulamıyoruz. Bakın çok güzel bir taş mermerler. Mermerler size belli şekilde belli güzellikleri verebilir ama bazen bizim daha farklı renklere ihtiyacımız var. O zaman ne yapıyorlar mozaikçiler? Hemen yukarı bakalım. Yarı değerli taşları kullanmaya başlıyorlar. Dünyada en çok kullanılması mozaik sanatındaki yarı değerli taş lapis lazuli. Şu gördüğünüz gibi açık. Ve lacivert bir taş. Meşhur şehir efsanesine girelim. Şehir efsanesinde kimyasal element altın mı yani gerçek anlamda altın mı kullandılar yoksa farklı bir şeyler mi kullandılar? Belli yerlerde altını çok ince hale getirip bir kağıt kirasında onları böyle küçük parçalar halinde ince kağıttan kestikleri var. Bunu biliyoruz. Ama özellikle Aristofilik o büyük girişteki narteslerdeki o parlayan sarı mozaikler. Bazı alanlarda kullanılan sarı mozaiklerde maalesef altın kullanılmıyor. Kullanılan malzeme ben İngilizcesi mi biliyorum? Yani Türkçe mi pirinç, brass. İngilizcesi brass, Türkçesi pirinç. Pirinci çok ince şekilde hale getiriyorlar. Ardından cam parçaları arasında bir sandviç edasıyla yapıştırıp pirincin oksidasyonunu engelleyip ardından monte ediyorlar. Aynı altın gibi parıldıyor, altın gibi bayağı bir yüksek görselliği var. O bakımdan çok çok güzel bir şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar, içeride geldiğimizde Kariye'nin hemen kısa bir hikayesini anlatalım. Bunu fazla uzatmak istemiyorum. 4. yüzyılda bu bölge İslam'ın başlamasına itibaren burada bir martyrdom yani bir şehitlik var. Bu şehitlik de Biblis ve yaklaşık olarak 60 tane Yunanlı'nın şehit edilmesinden sonra onların kentleri buraya geliyor. Fakat 6. yüzyıldan itibaren burada bir kilise ve daha sonra bununla gelişen bir manastır yapısı. Gördüğümüz binanın fiziksel yapısı 11. yüzyıl sonlarına itibaren oluşmuş ve oturmuş yapı. 12. ve 14. yüzyıllarda da ciddi anlamda restorasyon geçiyor. Ama hikaye biraz farklı. Şimdi biraz daha yakınlaşalım. Kora, Yunanca'da countryside, yani kırsal olan. Bu da zaten bizim her zaman bildiğimiz ve anlattığımız şey. Çünkü ne zaman
ilk kilise burada kuruluyor. O zamanlar bulunduğu şu anki lokasyon Konstantin inşa ettiği duvarları bakıyoruz. O yüzden bu neydi biz o zaman şehir dışı. Ama ne zaman ikinci Teodos büyük duvarları inşa ediyor, şehir içerisinde. Fakat oranın başka bir anlamı da var. Tam İngilizcesi adlı kalkınmayı yaratıyor. İşlenmemiş daha da freni bir tane var. Hemen çok önemli bir şahsiyet var İstanbul'da. İşlenmemiş tarihine Meryem Hanım'ın bakireliğine adanmış olan bir yapı. Şimdi Doğu Kilisesi'nde çok kuvvetli bir Meryem Hanım'a gidiyoruz. Şimdi Ayasofya'ya gidiyorum. Ayasofya'ya İmparatorluğu'nda giriyorsunuz. Karşınızda Metertiyo, Tanrı'nın annesi oturuyor. Bir çocuk insan. İki tane imparator orada adak bekliyor. Hapsize gidiyorsunuz. Hapsizde kocaman bir Meryem Hanım var. Kucağında da çocuk insan. Yunanistan'daki, Romanya'daki, Sırbistan'daki, Ortodoks kiliseleri, Moskova'daki dilinizde de ben bunları birçok gezdim. İnanılmaz bir Meryem Hanım havası var. Buraya geliyoruz. Burada da buranın en anlamlı birazdan konuşacağız. The container of uncontainable, kapsanamayan, kapsayan Meryem Hanım. Her şeyin maddeli zor var. Ve Doğu Kilisesi'nde bu çok kuvvetli. Peki bunun kökeni ne? Tabii ki bizim her zaman sizin her gittiğiniz yerde karşınıza çıkacak olan o klasik konu. Ana Tanrıçı kültü. Ana Tanrıçı kültünü ezberliyorsunuz. Yürütüyorsunuz. Çünkü bakın bu bizim Anadolu medeniyetlerindeki bu kilden yapılmış şişman iki tane köpekle daha artık arslan mı ya da leopar mı eşlik ettiği Alma Mater'den başlayan Kubaba'ya devam eden Kibele, Isis, İştar ve Artemis'te devam eden o kültün devamıdır Meryem Hanım. Çok önemli bir şahsiyet bu. Beni değil onu göster. Anladırken size. Ve bakın bu tanrıçaların çok büyük bir özelliği var. Nedir bu özellik? Bu tanrıçaların kadındır. Çünkü erkekler uzmanı kadın başta doğurganlıkta kendi fonksiyonlarını bilmiyor. Kadınların müjde bir şekilde hamile kaldığını bilmiyor. İkincisi bunların ikisi. Anne ileri fiziksel bir çocuk olmak zorunda değil. Doğanın annesi de yaratıcının annesi. Anne olmanın her şeyde bir güzellik bakiyedir. Artemis de bir bakiyedir. Ve bakın biz sanırım çıkış rotası izlediğimizde bize bir önümüze bir insan çıkıyor. Kim var? Aziz Paul. Aziz Paul'un çıktığı rotaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Her zaman için İslamlık dininin yayıldığı bir yer var. Bütün dünyanın yolu. Efes'e tanrıça var. Efesian Artemis, Efes Artemis olarak geçer. Bütün Doğu aklımızda, bu sadece Anadolu'da, Yunanistan'da, Roma'da, Aleksandria'da, İskenderiye'de, Kartaca'da, İspanya'da cahil kültü bulunmuş bu çok önemli. Son yemeğin değil de o boğa festivalidir yani bereket zengini çünkü. O tanrıçanın kültü var. O kadar etkili kültü değil. Po, ya, Havuz, yani bu ikili bir silahsızlık tarihçilerde, Efes'te, Elçilerin işleri, onun bahsederken, Tayran usulü aslında servisleri verirken, Hz. İsa'ya, Meryem Hanım'a anlatırken, muhakkak hem de şey yaptı. Bakın çok iyi bir pazarlamacı Aziz Paulus. Ne diyor? İşte Yüce Meryem, ki o bakiredir. Ve bir anda siz kendinizi bir averaj bir Yunan olarak düşünün. Oturuyorsunuz ve bir anda bir Meryem Hanım hikayesi görüyorsunuz ve karşılıyorsunuz. Ya probably, yani İngilizcesi söylüyorsa, probably the Mary that she taught is the one of the attributes of our beloved artists. Ve bir anda İslamlıkların Efes'te bütün Anadolu'da 7 kilise dediğimiz konseptte ardından Yunanistan yarımadalarında, Peripolis yarımadasında bir anda nasıl bu kadar çok düşünüyor? Çünkü Artemis'le beraber aynı seviyeyi koydukları bir personality. Bu da kim bilmiyor. Meryem Hanım'ın tabi bir anda İslam'ın da halk arasında sıkıntı için çok önemli bir etki yapıyor ve Doğu Kilisesi'nin her zaman için Meryem Hanım'ın da bir şey. Hem neredeyse bir İsa'yı var, aynı zamanda. Ama Batı Kilisesi'nin Katolik Meryem Hanım'a saygı duyar. Ama ancak İncil'den onu verdiyor şu an. 4000 kişide toplam 17 tane cümle var Meryem Hanım'ın için. Bizim Kur'an'da ve tabii ki apokrafik İncil'lerde kitaplar kullanmış Meryem Hanım'a.
Arada bakın çok ciddi fark var. Peki Amerika'ya gelin, yani Protestanlık merkezine, nereden bir sadece Hazreti İsa'nın fiziksel nesi olarak kabul ederler? Asla denere gitmezler. Asla onunla karşı takılma, ona karşı bir aşırı saygı durumu yok. Asla doğrusuz. O yüzden biz İstanbul'da gördüğümüz bütün Doğu Roma kiliseleri ve Doğu Roma sarnısına Meryem Ana eşittir. Meryem ise hatta biraz daha önlenir Hazreti İsa. Ve bu kilisenin zamanında Meryem Ana'ya son tarafta bir Hazreti İsa, sağ tarafta Meryem Ana. Masum gözlerle İsa'ya, oğlu İsa'ya bakar. Meryem Ana'yı görür. Şimdi Mozey'e baktığımızda çok önemli bir özellik var. Bu da evde küçük bir arz, yani sanat özelliği bu. Bizim sanatta senin ideal model olarak kullanayım. Nedir ideal ölçüler? Hani Leonardo da Vinci'nin sözde bulduğu ama aslında bütün antik Yunan'da ve Roma'da uygulanan altın. Altın oran, bravo. Ratio of that to your ratio of money is 1.65. Öyle, 1.65'lik o altın oran. Kore'deki sanat formunda ne Hazreti İsa'da, Hazreti Meryem'de 1'e 6.5'ü görmüyorsunuz da 1'e 8, 1'e 9, 1'e 10 var. Bu nedir? Çok basit. Glorified image. Sanatçının ve şeyin, yaratıcının yüceltilmesi. Glorification. Hemen görüyoruz buraya. Karşımızda anlaşır. Kelimesiz uyma, yani Meryem'in ölümü. Daha da detaylı anlatımıyla İngilizcesi Assumption. 15 Ağustos'ta şimdi ne görüyoruz burada arkadaşlar? İnanılmaz bir mozaik heykel. Bir tane mezar yatağı gibi bir bölge var ve çevresine bakarsanız mor taşlarla, mor kumaşla süslenmiş. Mor her zaman için symbol of royalty. Yani üstte yüceliğin sembolü. Sol tarafta evin eline mührü tutup sallayan bir kişi var. Bu da kimdir? Bizim Petros, Peter İngilizcesi. Aslında gerçek ismi Simon Kalpas, balıkçıların lideri. Ama İsa çok güvenir ona. Matthew 14.9'a der ki, I built my church upon your rock. Sen benim kilisemi inşa edeceğim bir kayasın. O kaya ismi, o nickname, o takma ismi bir anda kendi ismi olur ve olur zaman Petros. Petrol kelimesi bakın oradan çıkar. Oradan yakalıyor. Sağ tarafta daha iter, iyice eğilmiş, sivri sakallı, alma açısı olan kişi de bizim Tarsus'ta Paulus. Şimdi burada teknik bir problem var. O teknik problem nedir? Paulus'un biz Meryem Ana'yı ve İsa'yı da fiziksel olarak görmediğini biliyoruz. Ama bunu yapan sanatçı değil. Bunlar Hristiyanlar demeli, Hristiyanlar. O yüzden direkt olarak ne yapıyoruz? Burada Paulus'ta yani. Şimdi tekrardan bakalım İslam'ın yasağı. Bir de en çok karşınıza çıkan cinsiyet nedir? Erkekler. Bakın, funeral yani cenaze her zaman erkeklerin inisiyasyonu aldığı, görev aldığı bir aktivite. Ama doğum olduğunda tam tersi kadınları göreceksiniz. Biraz iki tane de kusura bakmayacağız. Şimdi kadınlar ne tarafta? Sağ tarafta. Aynı arka. Burada bizim için çok önemli bir şahsiyet var. Yani kırmızı eşarplı hanımefendi oradaki Maria Magdalena, meşhur Meclevi Meryem. Meryem çok önemli bir insandır. Benjamin'in soyundan yani peygamberler soyundan gibi. Yani örneğin içinden de bahsettiği gibi bir fahişe daha sonra taşlanarak öldürmeye çalışan bir kişi değil. Aslında çok önemli ve kuvvetli bir politik karakter. Onun yanında mavili olan sağ tarafındaki olan elini kalanmış kadın da Maria, Klopas'ın eşi Maria, Hazreti İsa'nın Yeruşalim yani Kudüs'e gittiğinde evlerinde kaldığı kullanan kişinin karısı. Onların yetişeceğini görüyoruz. Şimdi bir Hazreti İsa'ya kadar Hazreti İsa'ya gelmeden önce biraz yukarı bakıyoruz. Orada neyi görüyoruz? Serafinler. Eski ayette sık sık bahsedilir. Kur'an'da da bahsedilir. Ve Book of Revelation aydınlanma kitabında bahsedilen cennetin koruyucu melek. Altı kollu, altı kanatlı olduklarından bahsedip farklı betimlemeler var. Bizim için önemli değil. Ne yapıyor bizim için? Eğer bir gösterge nedir? Cennetten gelen bir insan var. Fakat o insanı kimse görmüyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Serafin'in içinden çıkan bir
gri bir fona var, fark etmez mi? Özel bir hale var. Yani oradaki ölümler o an İsa'yı, Tanrı İsa'yı görüyorlar. Nereden biliyorsun peki bu Tanrı İsa'nı? Bir kez, çünkü Hazreti İsa'nın iki doğası varmış. İngilizcesi hemen söyleyeyim aklınıza olsun. Divine nature, human nature. Kutsal doğası vardır, tanrısal doğası vardır ve insani doğası vardır. Şu an gördüğümüz artık insani, insan o gitti. Şu an gördüğümüz tanrısal doğası. Ve bunun en büyük göstergesi de işte o gerçek altından yapılmış olan üniforması. Farkıyor musunuz? Buradaki üniforması artık altın sayısı ve o gerçek altındır. İnsan içerisinde melekler var. Melekler ona dururlar. Hacı diğer gibi görmesine engellerler. Ve annesinin kutsal ruhunu alır ve göğe çıkacak. Peki annenin kutsal ruhu nasıl betimlenmiştir? Bebek elinde. Bakın bebek her zaman için Meryem Hanım'ın oradaki kutsal ruhudur. Ve ne yapar? İsa Meryem Hanım'ın kutsal ruhunu cennete çıkarır. Ve ardından Hristiyanlık inancında bildiğimiz Meryem artık cennetin kraliçesidir. Klasik tanımlama da İslam'da burada Hazreti Meryem'i biliyorsunuz. Hem Meryem Suresi hem Ali İmran'dan farklı detaylarla, çok detaylandır. Anaların en kutsal olarak geçer İslam'da ve kutsalların kutsalı anadır. Yine mekanı cennettirler ve Kur'an'daki en büyük fark aslında bence Hristiyanlık'la en büyük fark değil, tam tersi en büyük benzerlik İsa için ve Kur'an asla Allah'ın Tanrı'nın oğlu değildir. Fakat Allah'ın en büyük yaşamış mucizesidir. Bak, biz ne diyoruz? Bu tarafta İngilizce anlatacağım çünkü çoğunuz İngilizce fark yapacaksınız değil mi? One says, Jesus is the biggest miracle of God. The other says, Jesus is the son of God. One is miracle, one is son. Aslında biz aynı şeyi söylüyoruz arkadaşlar. Yani farklısınız değil mi? Biz hep dinlerde farklılıkları görmeye çalışıyoruz. Aslında biz benzerlikleri görmeye çalışıyoruz. Zaten bütün problemi çözdük. Hadi bakalım. Şimdi Meryem hikayesinin ne zaman başlıyor? Meryem hikayesinin başlangıç noktası tam şu cephede, şu an restorasyonda bizim görmediğimiz Yoahim ve Enin hikayesiyle başlıyor. Şimdi yavaş yavaş şöyle yapışıyoruz arkadaşlar. Burada göremediğimiz şeyde ne var? Enin ve en tepede Meryem'in ortamları var. Ona geçmiyoruz. En dipte Yoahim, Meryem'in babası tapınağa gidiyor. Şimdi Yahudilikte çok önemli bir gelenek var. Her erkek yıllık gelirinin %2.5'unu direkt olarak aynı izin İslam'daki 40'ta bir zekat. Bakın İslam Yahudilik inanılmaz benzer. Ve ne yapıyorlar? Tapınağa gidip bağışlıyorlar. Tapınağa destek bulunmak zorunda. Fakat tapınağın da o sıradaki head rabbi dediğimiz baş rabbisi Zekeriya. Zekeriya da kim? Enin ağabey. Ve diyor ki kabul edemem diyor. Niye? Sizin hala çocuğunuz yok. Çünkü Yahudilikteki en önemli koşullardan biri de reprodüksiyon. Üretim, üreme, çocuk nüfuslarını arttırma. Ve hala çocuklar olduğu için onlar artık bir tam amentolu, imanlı Yahudi olarak gözüküyorlar. Ve buna çok üzülüyor. Yahudim ben ne yapıyor? Bakın şu köşeye gidelim. Tam şöyle detayda. Şuradaki pendentine baktığımızda göreceksiniz, çöle gidiyor. Dün Turgay Hocam 20 yıl dedi, fakat ben birçok okuduğum farklı kaynaktan 30 gündür. Bazıları 20 yıl der, bazıları 30 gün der. Hani French style, American style biz biraz farklıyız ekoller olarak da, anlatım ekoller olarak da. Onlar desinler 20 yıl, ben diyorum 30 gün oruç tutmaya gider. Çölde çocuk olması için dua eder. Ve onun tam altındaki sahne, ileride göreceksiniz çok yakın bir zamanda. Bakın bir bahçe var ve bir kuyu vardır. Ve melek Gabriel'i görüyorsunuz. Gabriel orada gelir ve ne der ki? Sana iyi bir haberim var. Bir çocuk sahibi olacaksın. Ve o çocuk ise bütün dünyanın geleceğini değiştirecek diyor. Ardından Yoahim gelir. Ve bakın görürsünüz burada. Çok şiddetli ve bu güzel haberi paylaşırlar. Enin biliyorsunuz üzerinde kırmızı elbise. Yoahim orada. Yoahim'in aslında biz buradan varlıklı insan olduğunu da tahmin edebiliriz. Kendisi her ne kadar bir çoban olsa da, hani bakın çoban olarak günümüzdeki çoban olarak düşünmeyin ya da marangozu da sadece bir marangoz olarak düşünmeyin. Bunlar artist insanlar, mal sahibi insanlar, zengin varlıklı insanlar. Bunun en güzeli nereden biliyoruz? Hemen nativiteye geçelim şimdi. Hepinizin sırtınızı duvara verin arkadaşlar. Bakın buradaki taktik şu. Müşterinize aynen şunu diyorsunuz. I'm gonna give you a little paint your nose. But you will be satisfied because this is a
Marvel comics of the New Testament's personalities. And especially, this section is unique in the world. Dünyanın hiçbirinde Meryem'in doğuyla alakalı bu kadar detaylı bilgi görmüyorsa, bu bilginin kaynağı neyse, apokrifol İncil'ler. James'in İngilizcesi, Türkçesi de Yakup'un kabul İncil. Peki James kim? Bunu birazdan gidelim. Şimdi hemen Nativity'deyiz, yani doğum sahnesinde. Bakın Nativity'deki funeral'dan, yani cenazede en büyük fark ne? Kızlar, Mrs. Spring çabuk. Kadınlar ya, ne yapalım? Bakın doğum kadınların inisiyasyonu aldığı bir olaydır. Ölüm erkeklerin ağırlıklı olarak inisiyasyonu aldığı bir olay. Ve ebeler bakın orada bebek yatağını hazırlıyorlar. Cradle İngilizcesi. Çocuğu yıkıyorlar yukarıda. Bakın. Yuvayına bakın. Yuvayın tamamen dışarıda. İngilizcesi is excluded. Is not the part of the system. Okay. Nasıl gidiyor şu ana kadar? Çizelim. Çok. Şimdi hemen kafayı tak diye yukarı çıkartıyoruz. Artık o Yohann'le Annie'in o muhteşem, görkemli evini görüyorsunuz. Evin görkemli olduğu bizim için çok önemli bir kalıntı var. Nedir? Tavus kuşları. Tavus kuşları mitolojide en önemli özleri de ama aynı zamanda Hristiyanlık ikonografisinde neyi sembolizinden yazıyor? Peacock. Tabii bu şey yukarıda, just like a family gathering together, holy family gathering together, where you see the peacocks, it indicates us that it's the heavenly home. It's the symbol of the heaven right over there. Ve tam burada arkadaşlar, müşterilerinize geldiğinizde diyorsunuz ki, we're gonna rotate 180% degree. Ve buraya geliyorsunuz. Bakın ne yapıyorsunuz? Burada tamamlayıcı mozaiğe giriyorsunuz. Bu tamamlayıcı mozaik nedir? Bakın tabii de şu matematik çözümünüzü işiniz çok rahat. Ve orada tamamlayıcı mozaik yaptığınız tek trik yer burası. Yohann bir söz veriyor. Diyor ki kızımı tapınağa adamak istiyorum. Ve bebeği alıyor. Götürüyor. Tam oradaki kırmızı bir form olarak kim? Zek. Yani Zekeriya. Zekeriya. Ve diyor ki o daha bir bebek 3 yaşına gelsin. O zaman artık tamamen tapınağın rahibesi olup tapınağın elemanı olacak, tapınağın mürdü olacak ve yenecek. Bu orada aslında küçük bir blessing, yani bir kutsama yapıyor. Şimdi tekrardan buraya dönüyoruz ve birkaç adım atıyorsunuz. Şimdi biraz da artık gümbür gümbür Rönesans'a geliyoruz. Rönesans geliyor diyor. Çok da arkada kalmış. Nasıl geliyor diyor. Hemen kemerin altına bakıyoruz. İngilizcesi seven steps of the first seven steps of the Mary. Meryem'in 7 adımı. Bakın bu çok önemli. Neden? Burada ciddi bir Rönesans mesajı var arkadaşlar. Neydi Rönesans? Resimlerde, heykeller içinde aksiyon. Öyle sabit duran bir adam değil. Hareket var, canlılık var, ritim var. Onun izi şu an daha Rönesans'a başlamadan 1300'lerin başlarındayız arkadaşlar. 14. yüzyılın başında. Gümbür gümbür Rönesans çok kadar önce burada bağırıyor. Ben gümbürüm diyor. Bakın rüzgar var. Meryem'in hareketine bakın. Ellerini açmış annesine ulaşmaya çalışıyor. Meryem'in ona dokunmaya çalışma çağırsa ve şeyin eşarbı. Hizmetçinin eşarbı rüzgar uçuyor. Peki onu destekleyen imaj nerede? Yukarıda ağaçlara bakın. Ağaçlarda bir rüzgar var, esiyor. Ve bakın bazı kumaşlar da binanın dışına çıkmış. Burada size bir yaşayan bir aktif imaj görüyorsunuz. Bu da sanatsal anlamda, sanat tarihinde niye kavra çok önemlidir? Çünkü gümbür gümbür, before the happening of the Renaissance, before the fall of Constantinople, this is the place where Renaissance actually starts. There's no other kavra in the world. This is the beginning point. Çok çok önemli. Bu sizin vurucu düğününüzde buluyor. Şimdi couple of steps from the beginning. Buraya geldiğinizde arkadaşlar kapıyı bir tane şey yapıyorsunuz hemen. Meryem Hazreti İsa'yı binanın sponsoru Theodor Metallikes'in adırdığını görüyorsunuz. Burada hepimizin dikkatini çeken Dalbubar. Hepimizin burada dikkatini çeken neydi arkadaşlar? Theodor Metallikes'in üniforması. Bazı sanat çalışmaları çok büyük bir Türk etkisi olduğunu söylüyor. Ben inanmıyorum. Niye? Çünkü bu gördüğünüz etki nedir arkadaşlar? Zaten Doğu Roma'da da böyle şafşatlı. Doğu Roma aslında bir çeşit Pers İmparatorluğu'nun da etkisinde kalmış. Sasanilerin etkisinde kalmış. Ticaret yapıyor. Hala İpek Yolu. Bakın. City of Constantinople is the heart of the Silk Road trade. That's why they can get ama benim için buradaki en önemli mozaik gibi. Benim için buradaki bütün Kore'deki
simgesel anlamdaki en önemli iki mozaik, bir tepe, yolun önündeki kenar. Ne oldu artık arkadaşlar? Meryem 3 yaşına geliyor ve Meryem tapınağa teslim ediliyor. Bu Meryem'in tapınağa getirilişi. İngilizcesi Introduction to Mary to the Church, the Temple. Hangi temple? Hazreti Süleyman'ın tapınağı. Ve bakın tam tapınağa geliyor, Zekeriya onu karşılıyor. Tapınağın altarına bakın. Altarda Meryem otururken bir tane Archangel geliyor. O da kim? Gabriel tabii ki adam, Cebrail. Ve ona bir kap şarap veriyor. Şimdi hemen sağa bakıyoruz. Sağdaki temelde ne görüyoruz? Meryem'i de tapınağın altarında otururken bir parça ekmek veriyor. Bakın arkadaşlar bu mozaikler hiç böyle random olur. Rastlantı bir senin içinde yapılmıyor. Olay ne biliyor musunuz? Mantığı ne? Şu an itibaren siz okuma yazma bilmeyen bir Yunanlısın. Roma olarakmış. Buraya geldin. Birazdan Naos'a girdiğinde ne olacak? Sen kendini Tanrı'ya alacaksın. Sen kendini Tanrı'ya sunacaksın. Ve ibadetin sonunda ne yapıyor Hristiyanlıkta? Komünyon yapıyor. Komünyon da nedir? Bir yudum şarap, bir parça ekmek veriliyor. Şarap ve ekmek niye sembolüydü? Hz. İsa'nın kanıyla Hz. İsa'nın eti. Niye sembolü? İsa senin içine giriyor. Yani bakın, şu an diyor ki, sen kendini tapınağa vereceksin, bir yudum şarapla kutsanacaksın ve ardından bir parça ekmekle de canlı bulacaksın. Ve böylece size bütün tapınak sistemini olduğu gibi çok güzel bir şekilde anlatıyorum. Turda imajlı bir şey var mı? Efendim? Yaman Doğu 2014 Yesi Büyük. Hadi bay. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Yaşına geliyor. Ve Meryem 12 yaşına gelince ne oluyor arkadaşlar? Artık tapınakta önemli görevler veriyor. Ayasofya'ya gittiniz. Ayasofya'nın ikinci naktikten sonra kaç tane girişi vardır? Kaç kapısı? 9 kapısı vardır. 9 kapı mantığı Beşemap yani Süleyman'ın tapınağından olmuştur ve ana giriş kapısına bakın ne yapıyor? Meryem'e mor hün veriliyor. Neden? Mor kutsallığı rengi. Neden? Mor çünkü çok zor renk. Ve Roma İmparatorluğu'nun ismi manlarından biri neydi? The Fire Genitus. Yani morun içerisinde doğan. Mor neden elde ediliyor bilen var mı? Murex isimli bir deniz salyangozundan. Onun tatlısı yedirdiğimiz anda bu salyangoz tepki olarak bize mor rengi salgılıyor. O yüzden çok zor bir renk. Artık Meryem eğlenmeye yeşil geliyor arkadaşlar. Biraz uzanıyor. Ve ne yapıyorlar? Bölgedeki kutsal aile, önemli ailelerin 12 tane kabilenin temsilcisine haber veriyorlar. 12 tane dul erkek istiyorlar. Ve 12 tane dul erkeğin hepsinin asasını getirmesini istiyorlar. O asalar alt tarafı tutuluyor. Meryem de küçük Meryem orada. Ve Zekeriya bütün gece dua ediyor. Ve duaları kabul oluyor bakın. Hemen buraya gidiyor arkadaşlar. Ne oluyor? Yusuf'un, marangoz Yusuf'un asası yeşilleniyor. The rod of the carpenter Joseph just blossomed. İngilizcesi de bu. Ve ne oluyorlar? Artık seçilmiş oluyor. Ve bakın, burada çok ünlü bir detay var. Önemli bir detay. Bunu çok kimse görmez. Zekeriya'nın sol eline bakar mısınız? Nerededir? Çocuğun başında. Meryem'in başındadır. Aynen böyle. Ne yapıyor? Bak diyor. Bu seçilmiş. Bu kutsanmış. Orada bir ikinci bir kutsama var. Kim tarafından? Tapınağın en önemli Rabbisi, Rabbi yani, rahibi tarafından. Ve ardından hemen burada görüyoruz, Yusuf yanında bir oğlan var. Kimdir bu oğlan? Yakup. Evet, ben böyle herhangi bir Amerikalı'ya gidip, herhangi bir Katolik Amerikalı'ya Yakup'u, Yusuf'un oğlu Yakup dediğim zaman kilitleniyorlar. Çünkü Roman Catholic World, in Europe, in US, in Ireland, I have no fucking idea who the Joseph, who the James is. But this James is so important. Bunu İngilizce söylüyorum, kafanıza yazayım. He is the leader of the church in Jerusalem after the crucifixion of Jesus. Yes. It's not Peter. James.
And his gospel, that's why it's so important. Because he was the leader of the whole believers of Judeo-Christian community after the crucifixion. He became a martyr as well in Jerusalem. Türkçesi çok garip bir şekilde Fransız ekolü yüzünden Yakup olarak çevrilmiştir. Ve bu da bize en önemli şeyi gösteriyor. Çünkü nedir? Oğlu var ve dul kalmış. Bakın yine burada önemli bir detay var. Tapınak rahibleri hep dullarla evlendiriliyor. Neden? Bu işte kızlar bunu çok güzel turunuzu anlatıyor. O dönemki kadınlarda erken ölme sebepleri en önemli sebepleri. Türkçesini söyleyeyim. Bir gizli altında. Çocuk doğum. Bakın hamilelik yaşı çok erken. 19. yüzyıl ortalarına kadar Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da kadınların analeş evlenme yaşı kaçtır? 13. Analeş çocuk yapma yaşı kaçtır? 14. Biz şu an 14 yaşında bir çocuk hamile gördüğümüzde çocuk taciz istiyoruz. Ama o dönemlerde standart yaşam ve kadınların çoğu doğumlar yok. Ve birçok dul erkekler de dul erkekler en iyi şekilde nasıl realite ediyorlar? Tıpınak halinde. Sistem durmuş bakın. Ve bundan sonra bizim kaçıracağımız ne var? Yakup'la babası Yusuf bir işe gidiyorlar. O sırada hala Meryem nişanlı ve Cebrail gözüküyor ve diyor ki hey küçük kız sana güzel bir haberim var hamilesin diyor ve Meryem bir anda burada eller havada. Hayır diyor ben daha nişanlıyım bana dokunmadı diyor. Şimdi, sen diyor kutsal ruh tarafından dokundun ve gelmiş geçmiş dünyanın en çok satan hikayesi Hazreti İsa'nın hikayesi var. Şimdi hemen bu tarafa da sağlık. Biraz da seyrediyoruz. Arkadaşlar burada bir takvimi ben size söyleyeyim. Şuradaki bazı detayları es geçiyorum. Niye es geçiyorum? Çünkü insanlar bir anda burada, şu an biz tek başıma şansımız var. Burada üst üste 5 grup olduğu vakit sizin çok seçici olmanız lazım. Ve ben hemen şeye geliyorum. Bir geliyor Yusuf, Meryem'i şişmiş görüyor. Hamle görüyor ve sinirleniyor. Evi terk ediyor. Evin bahçesindeki zeytin ağacında hemen uykuya dalıyor. Uykuya dalıyor ne oldu? Cebrail ona gözüküyor ve diyor ki hey, Meryem seni aldatmadı. O Allah tarafından kutsal ruh aracılığıyla hamile bırakılıyor. Bunun da İngilizce çok önemli bir ismi var. Immaculate Conception. Immaculate Conception. Bunu yazıp ezberleyin. Ve Hazreti Meryem'in kutsal bir şekilde hamile kaldığı için. Bu Kur'an'da da geçer biliyorsunuz. Bizim için çok önemlidir. Ve ardından ne oluyorlar? Hep beraber Beytül Şerem yani Betlehem'e. İngilizce isimlerini öğrendim bu şehirlere. Betlehem'e gidiyorlar. Niye? Çünkü o sırada Roma çok önemli bir nüfus sayımları. Her ay gidiyoruz. Nüfus sayımları sayılıyoruz. Artık Betlehem'de. Niye Betlehem'de sayılıyor Meryem? Çok basit. Betlehem bütün kutsal Yahudi krallarının doğmuş yeridir. İşte Süleyman, Davut, ondan önce Davut sonrası oldu Süleyman. Ardından bütün bilinen 71 tane Yahudi krallarının hepsi Betlehem çıkışları. Betlehem'in de kurucusu bu arada Hazreti Yakup'tur. Yakup değil, pardon Yakup. Yusuf'tur. Onu biraz arkadaşımı soracağım size. Hemen bakalım burada kimi görüyoruz? Suriye valisi. O bir Romalı. Arkada zaten Romalı Praetorian'ları yani imparatorluk gardlarını muhafızada görüyorsunuz. Sayrenius orada oturuyor tahtın üzerinde. Peki demin ki çocuk Meryem'den eser yok. Artık Meryem normal bir insan değil. Niye? Kutsal ruhla hamile kalıyor. Ve bir anda Meryem'in bakın boyu uzamış farkında mısınız? İşte o 1'e 10 glorification'ı orada görüyorsunuz artık. Orada kutsal Meryem. Ve bu vali soruyor. Annesi kim, babası kim diyor. Ve yine bakın çok güzel bir Helenistik sanat. Rönesans'ın etkisi orada. Yusuf'u görüyorsunuz. Benim diyor. Ve el hareketine bakın. Arkada da oğlu var aslında. Onda da bir el hareketi var. Farkında mısınız? Sanki orada bir konfirme etmeme olayı var. Ya da bir altı arsana tarzları diyor ki tam tersi babasının doğumlu olacağı aynı dediği gibi. İki tane farklı yok. Peki buradaki detayları nasıl parlak bir mozaik var biliyor musunuz? Kullanılmış parçaların hepsi diğerlerine göre çok daha küçük ve çok daha özellikle seçilmiş. Niye? Çünkü orada bir
tavsiye var. O da nedir? Verginiz ödeyin. Nereye İncil'de? Sezer'in hakkı Sezer'e, Allah'ın hakkı Allah'ın. Metni 14'e al. Bazı İncil'den İncil küçük yerler var. Bunların hepsini yakalayın. Şimdi geliyoruz hemen tepeye. Burada ne var? Hadi burada bir ikinci bir metrikimiz var. Bu Meryem'in metrikisi. Ya ağırda olduğu ya da barda olduğu farklı değerler var. Her ekol kendine göre yorumlar. Bence bir ağırda oldu bu. Benim kişisel görüşüm. Ardı ben Joseph Lynch ekolünü çok seviyorum. O yüzden onun ekolünü tercih ediyorum. Meryem İsa doğuyor. Yukarıdan kutsal ruh İsa'yı istiyor. Orada bir eşek ve inekle beraber nefesleniyorlar. Evveler yavru İsa yıkıyorlar. Melekler burada hemen görüyoruz. Çok güzel bir şekilde iyi haberi iletiyorlar. Fakat burada bir detayımız var. O detay benim için çok önemli. O da nedir? Meryem'in ayakları. Meryem'in ayaklarına baktığınızda ne görüyoruz? Meryem ayakları bağlı. Bu da arkadaşlar bize şeyi gösteriyor. Immaculate Conception. Yani kutsal doğum, yani günahsız doğum olduğunu Meryem'in hiçbir şekilde başka şeylerle uğraşmadan, işte diş faktör olmadan hamile kaldığını gösteriyor. Burası benim için en önemli olaydı. Yukarıda hemen kafayı kaldırdığımızda sol tarafta Hazreti İsa'nın vaftizi, vaftiz sahnesi bizim için çok önemli bir olay. Vaftizi Yahya'yı burada görüyoruz. Orada da ve bir tane kuğunun yılanı yaydığını görüyorsunuz sağ tarafta. Bence önemli detay odur orada. O da neden? Çünkü orada o kuğu iyiliği, yılan da kötülüğü seviyorsunlar. Hemen buradan 180 derece buraya doğru ters döndüğümüzde de Temptation of Evil, şeytanın Hazreti İsa'yı etkilemek için yaptığı üç farklı şeyi orada görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, benim bütün kaydeden ileri doğru ilerliyoruz. Anlatmaktan en çok zevk aldığımız şey var. Bir ucunu koyarsın, bir ucunu koyarsın. Ya tam karşıya, yukarıya baktığımız vakit, hemen bu tarafa doğru gelin arkadaşlar. Tam karşıya bak, yolda ortayı da açık bırakın lütfen. Burada artık bizim gördüğümüz Pantokrator. Pantokrator İsa'yı merak ediyoruz. Pantokrator İsa'nın, işte burada bir tanrısal İsa. Tanrısal İsa'nın sağ ve sol tarafında iki tane ayrı mozaik görüyoruz arkadaşlar. Birinci mozaik sağ tarafta Hazreti İsa Mont Tabor'da iki parça ekmeği bölerek 5000 kişiye geçiyor. Bu çok büyük bir mucizedir. Destlenme mucizesi olarak geçiyor. Hemen sol tarafta da Kana düğününde, bu aslında asiller için yapılmış özel bir düğündür. Ne yapıyor Hazreti İsa? Arkadaşlar, suyu azalmış şarabı suya ekleyerek onu tekrardan şaraba döndürüyor. Kana düğününün tablosu Lourdes Müzesi'nde mi seyrediyor? Lourdes, Lourdes. Tabii. Lourdes'da da o aynı şekilde görürsünüz. Bakın burada iki tane farklı. Şarap ve ekmek. Bir ikisinde, iki pandan birinde işaret ettiği ne var karşımızda? Hazreti İsa var. Burada artık şarap ve ekmek. Bunu kan ve et. Hazreti İsa'nın kanı, Hazreti İsa'nın eti, ikisi böyle bitiriyor ve İsa'yı yaptırıyor. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir detay var. Biraz daha gelelim lütfen. Hazreti İsa'nın gözlerine bakın. Her tarafa dikkat ettikten sonra sağa sola gidin. Hazreti İsa'nın gözleri sizi her zaman için takip eder. Bu Hazreti İsa'nın mucizelerinden biri midir yoksa mozaik sanatçılarının? Sanatçının tekniği midir? Bakın, tekniği size çok güzel çekiyorum. Buraya gidin çocuklar. Kapınızı yukarı doğru tutun. Trick number one. This wall is not vertical. This wall is bended 20.5 degrees. 2,5 derece aşağı doğru eğilir. İkincisi, Hazreti İsa'nın gözlerine bakın. Hazreti İsa'nın gözleri obsidiyenden yapılmıştır. Ve içeri doğru batırılmamıştır diğer mozaikler gibi. Dışarıda kalmıştır. Biz bunu İngilizce'de embedded deriz. Embedded. Kredi kartlarının üzerindeki rakamlar da embedded demiştir. Türkçesi de hatta embed diye geçiyor. Bakar mısınız? Tam şurada verdiğinizde gözlerindeki detayı görüyor musunuz? Tam buraya gelelim olduğu yere. Gördünüz mü bakın? Bu gözler inanılmaz şekilde dışarı dokunur. O yüzden de siz isterseniz oraya gidin. Hazreti İsa'nın gözleri sizi her zaman için takip eder.
Finale geçeceğiz. Çok para. Toparlanıyoruz. Birazdan yan yana duracağız. Burada. Hepiniz doğru. Şimdi arkadaşlar, Hazreti İsa, klasik olarak Meryem ve Baptist'in çıkayım mı abi? Son yargıya bak. Burada da bir deizis başlangıcı var. Fakat bizde burada çok komik bir olay başlıyor diye. Hazreti Meryem'in bu kadar büyük bir durumda. Hazreti Yahya'yı, yani Vaftizci Yahya'yı yerken o sebepten dolayı da burada farklı. Olay ne? Hocam yayın çekiyorlar ya, ararsız diyorsam çıkayım ben de. Yani burada yer sebebi olmadığı için maalesef Hazreti Yahya'yı koyuyor. Şimdi buradaki Hazreti İsa figürüne bakıyorum. Çok önemli. Bu figüre sanat tarihçileri Jesus of Constantinople olarak geçer. Ayasofya'daki Hazreti İsa imajı da buna çok benzer. Zamanla Ayasofya'da çok büyük bir Çalke sarayı var. Çalke, bronz demek. O bronz kapının üstünde de aynı burada benzer bir taş mezarı. Bakın, İkimiz her yerde, dünyayı sık sık gezdi. Öğrenci, şu an öğrencisinin için onlar düşük bütçeler var. İtalya gidersiniz, Sistine Chapel'a gidersiniz. İsa kahverengi saçlıdır, yeşil gözlüdür, pembe yanaklıdır ve bir İtalyan insandır. Brezilya insanı, Polo gidersiniz, İsa zincir. Vietnam'a gidersiniz, İsa çekik gözlüdür. O yüzden şey yapacak bir yakalarsınız. Everybody creates their own Jesus. Kendi bölgesine kendinize. Ama İstanbul'da yani Konstantinopolis'te gözüken İsa en gerçekçi Hazreti İsa forması. Ve tam bir Yahudi İsa. Hem ince uzun boyludur. Uzun siyah saçlı ya koyu saçlıdır. Her zaman için pale skin. Yani soluk benizlidir. Ve ciddi bir Yahudi dünyadır. Crooked nose. Ve aynen o şekilde de noise. Hazreti İsa'yı aynı şekilde görürsünüz. Bu gördüğünüz tam bir Yahudi İsa betimlemesidir. Hemen hızlanıyoruz. İkinci bir var. Dışarı başladıkları var. Jesus İngilizcelerini söylüyorum. Healing the man with a leprosy. Yani cüzdanlı. Jesus healing the deaf. Jesus healing the lame. Topalları. Jesus healing the blind. But the most important one is Jesus healing the mother-in-law of Peter. Petrus, annesi. Burada da hemen bizim için çok önemli. Kilisenin iki temel direği. Two pillars of Christianity. Peter on the left and Paul on the right. Peter neither Hazreti İsa'nın yeni geldiğini de bu ayda yaşıyor. Her zaman sonra Hazreti İsa'nın daha sonra da Roma'ya gitmiştim ve bütün insanın havalilerinin görevlerini olduğunu düşünüyorum. Fakat Paulus bizim için çok önemli. Neden Paulus önemli? Yahudi, İsa bir Yahudi'dir. Yahudi inancıyla geldi. Mutfaya anlamına geldi. Ama günümüzdeki global Hristiyanlıkta çok ciddi dışı etkenler var. Paganlık etkiler. Bunların hepsini toparlayıp İsa'nın ölümünü sadece Yahudi değil, bütün inananlara Gentile dediğimiz non-Jewish'ler açan kişi bu Paulus'tur. Eğer Paulus olmasaydı, Paulus'un 3 misyonerlik yüreğe seyahatinde 16 bin kilometre yürüyerek Antwerp'ında yaptığı faaliyet olmasaydı günümüzde Hristiyanlık değil. Ne olmayacak? Hazreti İsa bizim gözümüzde Yahudi'nin
son heyecanlar olarak kalacak. O evrensel politika, hatta peki tarihçiye göre, bunlar Hüseyin'den açılmış. İsa'ya tanrılık üzerinden kapan her zaman için Pavlos. Pavlos'a bütün hemşerimizdir. Tarsuslu'dur ama Roma'da tanışılır. Çok mutlaka. Yolda ortasından Roma için yerçimine gitmiştir. O yüzden inanılmaz bir nasıl. Tarsuslu Yunan Stoik felsefenin merkezidir. O yüzden tam Yunanlı'da içmiştir. Yunancası ana dildir. Ama Roma cümlesine gitmiştir. Çok iyi Latince öğrenmiştir. Aramaik konuşur, Aramca konuşur, Süryanice konuşur. Ve daha sonra Kudüs'te İbranice'de öğrenmiştir. Şöyle bir şey hayal edin. Şu an elinizde İngiliz kafası oldular. Ve dört tane ana dil, dört tane Avrupa dilini çok iyi konuşuyorsunuz. İstediğiniz her şey yaparsınız. Çünkü o da yok ki İngiliz pasaportu, Roma pasaportu. Bilinen bir yer her noktasına var çekilebiliyorsunuz. O yüzden birçok tarihçi, Hristiyanlık tarihçisi Aziz Pavlos her zaman için he is the CMO, Chief Marketing Officer of Christianity. Eğer Pavlos olmasaydı günümüzde bir Hristiyanlık tarihçisi. Çizeyelim canım. Hadi o zaman içeride fotoğraflarınızı çekin. İçeride bakın. Bir tane Meryem Suresi de İstanbul'da çok sıkılıyor. Ne yapayım? Buraya hem buraya. Yok yok bunlar girmiyor. Zinleti bir şey alacağım şimdi. Tamam. Değerli arkadaşlar, ilginiz için teşekkür ederim. Çocuklar şurada bekliyoruz. Kariyer yayınımızı bitiriyoruz burada. İlerleyen yerlerde yayınlar açmaya devam edeceğiz. 25 dakika. Yayına geldiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.